Kendinizi idol olarak gördüğünüz birileri var mı? Varsa yerli ve yabancı olarak örnek verebilir misiniz bize? E tabii şimdi ergenlik dönemindeyken birilerini idol alıyorsun, gerekli de herhalde insan gelişim açısından. Ee, ama tabii çok yıllar geçti, artık biz bir şey olduk yani hani bir isim olduk, kendimiz o olduk, olmamız da gerekiyordu zaten. Ee, en çok etkilendiğim gruplar tabii trash metal dinleyerek e, başladım bilmem biliyor musunuz trash metal işte en önemli örnekler işte Metallica var. Testament var, ondan sonra Overkill var, bu tarz gruplar. Ne kadar işte o zamanın en sert grupları neredeyse. Sonra işte death metal, black metal tarzı şeyler de çıktı. O tar, o tarafa git gitmedim ben ya. Yani en sert Testament tarzı gruplarda kaldım. Sonra diğer tarafı işte progressive rock, progressive metal tarzı şeyler dinledik. Örnek aldığımız, sevdiğimiz gruplar tabii ki Metallica geliyor en başta. İşte Progressive'de Dream Theater geliyor. Ondan sonra gitarist olarak işte Steve Way'ler, Satriani'ler, Malmsteen'ler... ...bütün bu virtüözler tabii ki bizi etkiledi. Çünkü büyü gibi yani adamların gitar çalışları muhteşem. Bunların sebeplerini de belki konuşuruz. Niye bu kadar iyiler? Bizden bu kadar iyi dünya çapında birileri çık çıkabilir mi? Çıkıyor mu? Onları da konuşabiliriz belki sonra bunları örnek aldım dediğim yani şey görüyorsun yani adam senin yapamadığın şeyleri çok kolay yapıyor. Siz de böyle hissediyorsunuzdur belki enstrüman çalarken veya çalmaya çalışıyorsanız. Şimdi biz ben çaldığım zaman ne kadar kolay yapıyormuşum gibi geliyordur size. Oysa ki işte 30 yıllık çalışmanın getirdiği bir şey bu. O yüzden şu anda örnek aldığım dinlediğim ettiğim bir şey tabii ki yok daha böyle basit şeyler dinlemeye çalışıyorum. Daha tarzım dışında şeyler dinlemeye çalışıyorum. Çünkü bizim işimiz belki siz de ileride çok sevdiğiniz şey işiniz olduğu zaman bir süre sonra oradan uzak durmayı tercih edeceksiniz ki özleyesiniz. Öyledir ya mesleki deformasyon var. Ben şimdi akşama kadar distortion gitar çalışınca hadi iş bittikten sonra ki işimiz oldu bu bizim. Hadi biraz da distortionlı bir şeyler dinleyeyim demiyorum. Daha soft, ne bileyim daha belki kendi yerel etnik şeyler dinliyorum. Tarzımdan farklı şeyler dinliyorum ki biraz da beslenelim diye başka şeylerden. o Zamanının büyük gitaristlerinin hepsinden etkilendik. Ama artık dediğim gibi kendi müziğimizi yapmaya çalışıyoruz daha çok. Anladım. Hazır etkilendiğiniz yabancı sanatçılardan bahsetmişken şunu söyleyeyim size. Ülkemizde metal veya heavy rock grubu sayısı Avrupa ülkelerine kıyasla çok az. Tabii. Bu konuda ne düşünüyorsunuz peki ve bu ara nasıl kapatılabilir sizce? Ara zannetmiyorum kapatılacağını. Şöyle bir durum var zaten. Yani işin nasıl söyleyeyim evrimi gereği. Bu rock dediğin müzik adı da zaten gördüğünüz üzere İngilizce olduğu için ya yani bizim kendi müziğimiz değil. Yani kendi bağrımızdan kopmuş bir müzik değil. İngiliz ve Amerikalıların icat ettiği ...bir müzik biraz önce sebeplerinden bahsetmiştim işte. Yine teknoloji giriyor ya işin içine. O teknolojiyi de onlar bulduğu için... ...müziği de onlar keşfediyor doğal olarak teknolojinin gereği olarak. O yüzden genelde böyle ne derler... ...tereciye tere satmak denir ya... Evet, ...biz takmış. şimdi heavy metal yapıyoruz diyelim ki... ...ondan sonra aynı metalika gibi yapmaya çalıştığımız zaman... Çok anlamı olmuyor. Çünkü adam zaten 40 yıl önce icat etmiş. Kendi icat etmiş bunu yani. Amfi'yi kendi icat etmiş. Gitarı kendi icat etmiş. Öyle söylemeyi kendi bulmuş. Dil zaten kendinin. Sen düşün şimdi yarım yamalak İngilizceyle şivesi bozuk bir İngilizceyle adamın 40 yıl önce yaptığı müziği adama tekrardan satmaya çalışıyorsun. Çok uğraştılar çünkü yani hepimiz bu, bunun bir yerindeyiz zaten. E, gençken olabileceğini düşünüyorsun böyle bir şeyin ama... <laughs> ...sonra gerçeği görüyorsun yani. ya Gerçekten adamın... ...şunun gibi bir şey oluyor. E, 30 yaşında İngilizce öğrendin diyelim ki... ...ya da 25 yaşında. Bir İngiliz'e şey diyorsun. Ya ben senin kadar iyi konuşabilirim diyorsun. Yani bu buna gülerler yani. Türkiye'de bu şeyin... E, Avrupa kadar, Amerika kadar çıkmamasının milyon tane sebebi var zaten. En başlıcaları bizim müziğimiz değil bu. Tamam, seviyoruz tabi ben de seviyorum ediyorum falan ama bazı şeyleri görmemiz lazım. Bir yani adamlarla aynı şeyi yaparak kendimizi onlara kabul ettiremeyiz sevemeyiz. Mutlaka biz kendimizden bir şeyler koymamız lazım. Atıyorum işte pentagram örneği var mesela çok önemli Türkiye'de. Ne yaptılar ne zaman ki? hatta geçen konuğumdu Cenk abi davulcusu. O da kendi de söyledi. İlk iki albümü tamamen Avrupa'ya, Amerika'ya açılmak için yapılmış İngilizce albümler. Yani onlar gibi müzik yapmaya çalıştıkları. Sonra neyden sonra bir Anatolia'ya çıkarttıkları zaman işte ney koydukları zaman müziklerine bu toprakların işte Aşık Veysel'ler vesaireler kattıkları zaman gerçek patlamayı yakaladılar. Yani bizim birazcık bunu görmemiz lazım. Eğer içinizde de müzik yapmak isteyen ya da herhangi bir ürün, sanat ürünü vermek isteyen arkadaşlarımız varsa mutlaka kendi kültürümüzden bir şeyler koymanız lazım. Eğer deha değilsiniz. Yani belki deha da çıkacaktır içimizden. Kendi bir akım yaratacaktır. Onu da bilmiyorum ama mutlaka bu topraklardan bir şey koymamız lazım böylelikle daha fazla daha çoğalırız daha özgün ürünler verebiliriz gibi geliyor bana